suyumuz geldi, maddiyatımız düzeldi. Şimdiden sonra ağlama zamanı değil, gülme zamanı geldi gari. Ben Mustafa Aydoğdu, 64 yaşındayım. Bizim buralarımız ata toprakları, Kumluca Beykonak. Ama bu olduğumuz mevkiye gagaz derler. Belirli bir yaşa gelince, benim aşağıda işim olmayınca, seralarda işim kalmayınca bahçelerimizin başına geldim. Önceden burada bir su sıkıntısı vardı. Buraya bir belediye başkanımız zamanında bir havuz yapıldı. O suya güvenerekten millet bahçe dikti, seralar yaptı, kaynak suya güvenerekten. Kaynak su yetersiz geldi. Muhittin Böceğimize de sağ olsun. O da 2 yıldır buranın su sorununu çözdü. Şu anda rahatız amca. Yani önce yaz gelmesine inan ki korkardım. Yani şu yaz bir gelmese derdim. Şimdi bir yol yaz gelsin, nasıl olsa suyumuz var diye bir yani insan bir sevinçle duruyor yani. Bu su buraya gagazdaki havuza basılınca bize bir can suyu gibi geldi. İnan ki hani bir hasta zekaret yatar, dudakları gurur. Önce pamuğla su bandırırsın, ondan yararlanır. Şimdi biz önce pamuğla dudaklarımızı ıslıyorduk, şimdi bardağı içiyiz. Büyükşehir'e geçince daha da kalite buldu. Bir huzura kavuştuk. 2 yıldır çok güzel susurayız. Bu gagaz dediğimiz mevki suyunu bu sene güzel alınca portakal da çok kaliteli oldu. Portakal kaliteli olunca tüccarlar önce buranın portakallarını topladılar. Aşağı yukarı bir 500 dönüm arazinin portakalı satıldı, toplandı, hepsi bitti. Bundan 2-3 yıl önce al beniyle, yalvarmayla alırdı tüccar. Ama bu yıl öyle olmadı. Verim arttı amca. Kendi ekonomimiz de düzeldi, maddiyatımız da düzeldi. Yani cebimiz bir para gördü, huzura kavuştuk. Eskiden suyumuz da israf oluyordu. Bir salma su zamanı vardı. Kürekle, gazmağla su sulanıyordu. Şimdi damlamaya döndük. Damlamaya dönünce su israfımız da olmuyor. Yani ondan dolayı çok mutluyuz amca. Sen sağlık sıhhatin ne kadar yerinde olursa olsun, şu kafa, şu beyin dinlenmediği müddetçe bir şey yok. Ama şimdi beynimiz de dinlendi, vücudumuz da dinlendi. Sağ olsun belediye başkanımızdan. Bir sıkıntımız yok Allah'ımıza, çok şükür. Antalya için çalışıyoruz.